Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Hocam ben dua etmesini bilmiyorum. Nasıl dua edilir de dualar kabul olunur diyenler için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin eshab-ı kiramdan gözleri görmeyen bir zata tarif ettiği duaya uygun olarak ben dua etmesini öğreteceğim. Aklıma gelen istek ve arzuları duada zikredeceğim. Eğer sizin sıkıntınızı duada söylemediysem, siz duaya ilave edersiniz. Onu da duanın sonunda sizlere hatırlatacağım inşallah. Abdestli bir şekilde, sakin bir ortamda, mümkün ise sabaha karşı, sabah namazından önce. Bu mümkün değil ise, herhangi bir zaman abdestli veyahut da abdestsiz olarak dua edilebilir. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. وَاغْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاغْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاغْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ile sana tevessül ediyorum ve yine onun yüzü suyu hürmetine senden talep ediyorum ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine benim, aile-i efradımın, çoluk çocuğumun, annemin, babamın, ecdadımın, akrabalarımın, bütün müminlerin ve emiral müminin hazretlerinin hepimizin üzerinde ne kadar bela, musibet, gam, keder, üzüntü, hastalık var ise hepsini kaldırıver ya Rabbi. Gelecek olanlara da mani oluver. Onlar bize gelmesin ya Rabbi. Ya Rabbi, hepimizin günahlarını affediver ya Rabbi. Bilerek, bilmeyerek, gizli veyahut da aşikar işlediğimiz günahları affediver ya Rabbi. Ya Rabbi, senin kapına geldik. Başka gidecek kapımız yok. Ne olur bizi bu kapıdan boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, bizlere hem dünyada hem ahirette sıhhat, af ve afiyet ihsan eyleyiver. Bize kötülük yapmak isteyenlerin kötülüklerini kendi başlarına gönderiver ya Rabbi. Bizi haset edenlerin hasedini, bize nazar edenlerin nazarını, bize büyü yapmak isteyenlerin büyülerini kendi başlarına döndürüver ya Rabbi. Ya Rabbi, ailelerimize, çoluk çocuğumuza, akrabalarımıza ve bütün Müslümanlara huzur ve geçim ihsan ediver ya Rabbi. Yuvamızı ve huzurumuzu bozmak isteyenleri bizden uzak tutuver ya Rabbi. Yuvalarımızı haset eden kötü erkeklerden ve kötü kadınlardan muhafaza eyleyiver ya Rabbi. Ey Allah'ım, rızkımızı bollaştırarak kolaylıkla ihsan ediver ya Rabbi. Bizlere bol bol mal mülk verip bol bol zekat vermeyi nasip ediver ya Rabbi ve bol bol zekat verdirt ya Rabbi. Bizleri yalandan, hiyanetten, hain olmaktan, sözünde durmamaktan muhafaza ediver ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakiki ümmet, kendine de hakiki kul eyleyerek bu alemden öbür aleme bizlerin ruhunu alıver ya Rabbi. Ya Rab,
Ya Rab, Ya Rab, adeta denize düşmüş, yüzme bilmeyen insanlar gibi, senden başka kendisine yardım eli uzatacak olmayan, sıkıntılı ve dertli Müslüman kardeşlerimize yardım elini acilen uzatıver ya Rabbi. Bütün sıkıntılı Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını kaldırıver ya Rabbi. Lütfen keremen onlara merhamet ediver ya Rabbi. Bilhassa Müslümanları Müslüman gibi gözüken münafıklardan koruyuver ya Rabbi. İş kısmeti kapalı olanların iş kısmetini, eş kısmeti kapalı olanların eş kısmetini hayırlı ve mübarek bir şekilde acilen açıver ya Rabbi. Üzerinde nazar olanların nazarını, büyü olanların büyülerini ve musallat olanların musallatını kaldırarak şifa ihsan ediver ya Rabbi. Benim söylemediğim bir sıkıntınız var ise burada onu söyleyiniz ve şöyle devam ediniz. Ya Resulallah, Zat-ı Âliniz ile Allahu Teala'ya tevessül ettim. Senin yüzü suyun hürmetine Allahu Teala'dan isteklerde bulundum. Ne olur bizlere şefaatçi oluver ya Resulallah. Ne olur bizlere şefaatçi oluver ya Resulallah. Ne olur bizlere şefaatçi oluver ya Resulallah. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizlerin hakkında şefaatçi eyleyiver. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizlerin hakkında şefaatçi eyleyiver. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizlerin hakkında şefaatçi eyleyiver. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l fatiha. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğzûbi aleyhim veleddâllîn. Allahu Teala indi ilahisinde kabul eylesin. Duasının kabul olunmasını isteyen bu şekilde dua etsin. Bu bir sırrı ilahidir. Mucize-i Resulullah'tır. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bu duayı gözleri görmeyen bir zata tarif etmiş. Yani bu dua şeklini. O gözlerinin görmesi için dua ediyor ve gözleri açılıyor hemen. Elini yüzüne sürüyor ve gözleri açılıyor. Muhterem din kardeşlerim, bizler de sıkıntılarımızda bu şekilde dua edelim. Bolluk anımızda da bu şekilde dua edelim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bolluk anında dua etmeyenin sıkıntılı anlarında duası makbul olmaz, kabul olunmaz. Onun için her an ve her zaman dua halinde olacağız. YouTube'da dua paylaşanların bazıları saniyesinde olur vesaire gibi şeyler yazıyor ve söylüyorlar. Evet, dualar ya anında kabul olunur veyahut da kabul olunmaz. Fakat şunu bilmek lazımdır ki duaların kabul şartları vardır. Duaların kabul şartlarına riayet edilmeyen dualar kabul olunmaz. Bu kabul şartlarını ben aşağıda açıklamada duanın kabul şartlarını anlattığım sohbetin linkini yazacağım. Maalesef Müslüman kardeşlerimizin birçoğu bu şartları bilmiyor ve
bu şartların anlatıldığı sohbetleri de dinlemiyor. Halbuki ilk önce ve defalarca dinlenilmesi icap eden sohbet budur. Adeta yalvarıyorum, ne olursunuz dinleyiniz diye. Fakat dinleyen çok az insan var. Demek ki nasipli olan insanların adedi de çok az ki az dinleniyor. Abone olmadıysanız abone olunuz, paylaşımlarımızı beğeniniz ve tanıdıklarınıza bu güzel duaları ve bilgileri gönderiniz ki onlar da öğrensinler. Onlar bu bilgilerle amel ettiklerinde size de aynı sevap onların sevabından hiçbir şey eksilmeden yazılacaktır. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. Muhterem din kardeşlerim, yorumlarda bizlerden çok dua isteyen var. Biz yorumları beğenerek kalbimizden dualarımızı yapıyoruz. Herkese yorumda dua yazmam benim mümkün değildir. Belki 5 tane veyahut da 10 tane işçi tutmam lazım ki herkese bol bol dua yazabilelim. Ben sizlerin yazdığı dua isteklerini beğenerek hemen kalben duamı yapıyorum. Sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bazen göremediklerim oluyor. Bu sebepten diyorum ki sorularınızı Instagram'dan yazınız. O zaman sorularınızı görmeme ihtimalim olmaz. Bugün görmezsem muhakkak yarın görür ve cevap veririm. Fakat yorumlarda çok yorum, yüzlerce, binlerce, hatta yüz binlerce soru yazıldığı için onların çoğunu göremeyebiliyorum. İnşallah bu dua etme şeklinin aynısını sohbet olmadan sadece duayı önümüzdeki günlerde de paylaşmayı düşünüyorum. Paylaştığım zaman bu duanın altına da onun linkini yazacağım inşallah. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.